Arkadaşlar, hepinize Ankara'dan merhaba diyorum. Bugün Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni gezeceğiz. Burada Yılmaz Güney ve Deniz Gezmiş gibi isimler de yatmış. Ben de ilk defa gezeceğim. Hadi geçelim. Girişi öğrenciye 2 lira. Bizim için çok iyi bir şey. Arkadaşlar, böyle bir giriş var cezaevinin. Dar bayağı. Gaz lambaları, dar koridorlara sahip. Çok boş. Bayağı boş hem de. Yani bakın buralarda ne gibi isimler, öyle gibi geçmişler. Şu koridora bakar mısınız? Yani çok uzun ve dar. Müzik. Yani böyle sürekli müzik çalıyor. Yani tüm mahkumlar ilk girerken buradan giriyorlarmış. Buradan açık havaya giriyoruz. Sanırım girişler buradan oluyordu. Yani tahminlerim o. Çok yüksek, baksana abi. Yani çok yüksek. Düşsene ya, buralardan ne düşünerek yürüdüler acaba? Yani çok düşündürücü bir şey. Mesela bu ağaca belki Deniz Gezmiş de dokundu. Yani çok duygulu bir şey değil mi? Yılmaz Güney, Deniz Gezmiş. Çok değişik bir duygu ya, onların burada yattığını bilmek. Aa, baksın bak, mesela burada megafon var. Mahkumlara seslenirken bu megafonlardan ses geliyormuş. Burası nere acaba? Arka taraf, bilmiyorum nere olduğunu. Şey mi acaba? Amirlerin olduğu bölüm falan olabilir mi? Olabilir. Hiç bilmiyorum. Olabilir. Ne acaba? Bir de bunun, burası şu an gündüz saatlerindeyiz. Akşamını düşün bu yolun. Yukarı tarafta şeyler var. Nöbetçilerin kulübeleri var. Nöbet tutuyorlar. Mahkumların aldığı büyük ihtimalle gözetliyorlar. Arkadaşlar, şimdi koğuş bölümüne geçeceğiz sanırım. Soldan devam ediniz diyorlar. Mesela o taraf neresi bilmiyorum. Orada da büyük ihtimalle başka koğuşlar veya kantin gibi şeyler var büyük ihtimalle. Yapıya bakar mısın abi? Üst tarafa bak. Büyük ihtimalle burası koğuş. Koğuş olması abi. Şurası neymiş? Buraya da gireceğiz. Şimdi buradan giriş yok. Döneceğiz, gireceğiz. İçerisi... Evet, Hilton 9. ve 10. koğuşuna gireceğiz şimdi. İki kattan oluşuyor. Alt kattan başlayalım. Şurada müşahede odaları var. Müşahede odaları var. Onlara gireceğiz. Yani çok iyi isimler de bu koğuşta kalmış. Mesela burada o dönemin gazetelerinden alınan küpürler var. Nihat Subaşı hapsedilmiş mesela. Burada karikatür olarak çizilmiş şeyler var. İsmet İnönü'nün Osman Bölükbaşı cezaevinde ziyaret ettiği fotoğraf var. Yani çok... Abi sınav tavana bakar mısın? Burası hiç restore edilmemiş. Olduğu gibi bırakılmış bir koş. Aslında genel olarak cezaevi hiç restore görmemiş. Tarihi dokuların hepsi burada var. Yani mahkumların tüm el izlerini bile görebilirsiniz. Koşa gidelim. Yatakları çeker misin? Yani isimler Ahmet Emin Yalman, Nihat Subaşı falan buralarda yapmışlar, yıllarca yapmışlar. Yani kumaş çok ince, soğuk kış günlerinde nasıl sıcak kaldılar? Yani nasıl düşündüler, belki üşüdüler ama hiçbir şekilde destek olunmadı. Şuna bakar mısın? Çok, yani çok aslında zor bir şey. Şimdi diğer koğuşa girelim aklıma. Bülent Ecevit'in yattığı koğuş burası. Altta mı yatıyordu, üstte mi yatıyordu bilmiyorum ama Bülent Ecevit, dönemin başbakanı burada yatmış. Sonrasında üste koyduklarına göre belki olabilir. Üsttedir. Bir dönemin başbakanı bu koğuşta cezasını çekmiş. Bakalım başka hangi isimler var.
Night Duru var, Mümtaz Faik Feniş var, Kurtul Altuğ var, Muzaffer İlhan Erdos var. Tavan yüksekliğine bakar mısınız? Çok zor ya, çok soğuk. Çok korkutucu ve soğuk. Vay be. Çok zor. Arkadaşlar şimdi müşahede odalarına gideceğiz. Müşahede odaları tutukluların buraya getirilip cezaları kesinleşinceye kadar bekletildikleri yer. Şimdi hep beraber içeri bakalım. Burada görevli oluyor. Görevli buradan imza alıyor. Görevli gece ertesi güne kadar bekliyor. Ertesi gün başka görevli gelip bekliyor. Bakın orada eski tip telefon herhalde. Radyo da olabilir bilmiyorum. Telefonla şeyler yapıyorlar. Şurayı çeker sesler. Şurayı çeker misin abi? Bir sürü müşahede odası var. Bir sürü. Sayısız. Burada başka bir mahkum kalırken diğer tarafta başka bir tutukluyu bekletiyorlar. Yani şunun... Abi içeriye bak. Görünmüyor karanlık ama içerisi. Karanlık ama o kadar korkutucu ki. Sanki bir filmden böyle bir görüntüymüş gibi şu an içerisi. Çok soğuk. Benim üstümde ceket olmasına rağmen çok soğuk hissedebiliyorum. Zincir, yani inanılmaz bir kilit var. Ki bu ışıklar da yoktur o zaman. Evet. Işıkları da kapattıklarını düşünürsek geceleri mahkumların içeride karanlıkta neler yaptığını düşünemiyorum. Yani çok kötü duygular. Deniz gezmiş. Mesela bunlardan birisinde durmuş olabilir, bekletilmiş olabilir. Yılmaz Güney bekletilmiş, Bülent Ecevit bekletilmiş olabilir. Çok korkutucu. İçerideki hayallerini, düşündüklerini, fikirlerini siz düşünün artık. Sesi de buradan geliyor. Ben bir şey yapmadım. Sadece namusuma sahip. Arkadaşlar, içeride müşahede altındaki bir tane tutuklunun gardiyanla büyük ihtimalle ya da amirle olan diyalogları yansıtılıyor şu an. Darp ediliyor büyük ihtimalle. İçeride var baksana. İçeride evet bir tane maket var. Buradan görebilirsiniz. Kes sesinizi baba! Ya seslendirme çok kötü yani. Düşünün arkadaşlar. Darp ediliyor. Ellerinde kelepçelerle hiçbir şekilde bir şey yapamıyorlar. Sorgu altındalar sürekli. Suçlu da veya suçsuz fark etmiyor. Burada gelip bekletiliyorlar. Çok korktum. Arkadaşlar burada kalan mahkum farelerle birlikte yaşamış. İçeride fareler falan var. Bunlar tabii ki maket şu an ama duvarlara vuruyor. Gardiyana sesleniyor. İçerisi 2-3 metrekare bir büyüklükte bir alan. Sadece bir yatak ve 1 metrelik bir boşluk var. Gardiyan buradan gelse bile hiçbir şekilde mahkumlara bakmıyor. Sadece yemek ve su veriliyor. İlerleyelim yavaş yavaş. Burada da bir mahkumun ses kaydı var. Evet, şimdi mahkumların biraz önce gösterdiği müşahede odalarının aynısı açık. Şu an girebiliyoruz. Yatağa çek abi. Direkt girer girmez zaten. Tüyler diken diken oluyor. Yatak yani belki böyle değildi önceki dönemlerde. Üstü deri kaplı şu an. Yani oturması çok rahatsız. Revir mi acaba burası? Revir olduğunu sanmıyorum ya. Onlardan bir tane örnek mi? Aynen. Müşahede odalarından örnek büyük ihtimalle. Burada da bir buraya arkadaşlar yazmış. Böyle pencere var sadece içeride. Dışarısı tabii ki çelik, güvenlik demiriyle kaplanmış. Hı-hı. Ama içeri camı açtığınızda hava alabiliyorsunuz. Burada da var. Bu ne ki? Elektrikle ilgili bir şey de değil. Olabilir. Bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Biraz önce gösterdiğimiz müşahede odaların pencereleri dışarıda inanılmaz bir güçlü çelikle kapatılmış. Yok. Bakın mesela buradan delinmiş. Çok az hava ve güneş ışığı alıyor. Ve böyle bir duvara bakıyor sadece. Dışarıyı göremiyorlar. Görseler bile böyle bir duvarla kaplanmış. Arka taraf başka bir yer büyük ihtimalle. Yani oralar nereye? Kilitli, kilitlemişler. Buradan geçen gece bekçileri bu sesleri duymalarına rağmen hiçbir şekilde müdahale edemiyorlar sorgulara. Bunlar eski fotoğraflar arkadaşlar. Böyle bir fotoğraf var. Yani çok
Baksana abi, boş araziymiş önceden buralar. Yani insanlıktan uzak, şehirden uzak yapmışlar. Ama şu an tabii ki müzeleştiği için bir sürü imari yapı var çevresinde. Arkadaşlar şimdi 4. koğuşun avlusundayız. Buradan da 5. koğuşun avlusuna geçeceğiz ama şurayı çeker misin Tolga? Deniz Gezmiş'in Yılmaz Güney'in cezaevlerine götürülürken ki fotoğrafları var. Büyük mesela Yusuf Aslan duruşma esnasında. Büyük ihtimalle 4. koğuşta Yılmaz Güney, Deniz Gezmiş gibi isimler kaldı. Şimdi hep birlikte isterseniz bu koğuşu gezelim. Kayıtlı. Arkadaşlar büyük bir koğuş değil şimdi. O dönemin normal suçluları bu koğuşlarda kalıyorlarmış. Yataklar yine aynı şekilde biraz önce gösterdiğim gibi. Bakın burada bir tane yapay örnek var. Tavlası var. Tek eğlenceleri belki de tavlaydı, sazdı, türkü söylemekti. Bir tane soba var. Büyük olmasına rağmen soba ısıtıyorum, bilmiyorum. Tavan yine yüksek arzalanıyor. Arkadaşlar burada erzaklar varmış. Mutfak tezgahı gibi düşün. Ocak mesela. Ocağın ilkelliği, o dönemlere göre zor. Burada tuvaletler var. Musluklar var, elleri burada yıkıyorlar. Tuvaletlerle yemekler aynı evet, yerde. Tuvaletlerle yemeklerin yapıldığı bölüm hemen hemen bitişik. Arkadaşlar şimdi 6. koğuştayız. Burada Bülent Ecevit gibi isimler kalmış. Necip Fazıl, Kısakürek, Mustafa Belivanoğlu, Hüseyin Cahit Yalçın gibi isimler. Bu yatakta büyük ihtimalle üst tarafta Bülent Ecevit yatmış. Bir dönemin başbakanı. Şuradan geçelim hemen. Burada kullanılan kıyafetler, kalan kıyafetler var. Fikri Arıkan'ın takım elbisesi, ayakkabısı. Elle yazdığı mektup. Tavana bakar mısınız abi ya? Hiç ellememişler, küf. Küften, yağmurdan şeyden. Tavan akmış, boyası gitmiş. Şöyle bir bakalım birazdan. Arkadaşlar kapanış 10 dakikadan az bir süre kaldı. Arkadaşlar Deniz Gezmiş'in. Bu Deniz Gezmiş'in. Yani bu kadar büyük bir şey oldu değil mi? Zaten Deniz Gezmiş buraya geldikten 2 gün sonra idam edildi. Burada Deniz Gezmiş'in eşyaları var. İhtimalle. Yani bir piyano var. Deniz Gezmiş'in arkası. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edildikten sonra cezaevin duvarlarına asılan infaz hükmü. Arkadaşlar. İnfaz hükmü. Deniz Gezmiş. Arkadaşlar şimdi zindana geldik. Disiplin hücresi. Disiplin 4. disiplin hücresindeyiz. Buradan gösterebiliriz. Böyle olmaması gereken şeyleri yapan veya işte başka şeyler yapan suçluları buraya alıyorlar, birkaç gün bekletiyorlar. Arkadaşlar şimdi koğuşları geçtik. Şimdi ziyaretçi görüşme mahalline geldik. Kapalı görüş. Hemen içeri girelim. Buraya ziyaretçiler geliyor içeriden. Mahkumlar, tutuklular görüşme yapıyorlar. Yüksek güvenlikli. Camlar kırılmaz. Bir sürü var yani. 28 tane görüş odası var. İçerisi çok kötü biliyor musun? Öyle. Yani bu kadar bir genişlikte sadece yana doğru açılıyor arka tarafta. Çift cam. Çift cam. Aynen çift cam. Nasıl açılıyor? Alttan ses gidiyor herhalde değil mi? Altta evet hoş. Alttan ses gidiyor. İşte Deniz Gezmiş'in idam edildiği alet. 2004'ten yani sayısız isim bu aletle idam edildi, canlarını kıyıldı. Şimdi isterseniz o isimlere bakalım. Burada hemen tablosu var. İskilipli Mehmet Atıf Hoca, Baba Eski Müftü Salih Rıza Hoca, Maliye Nazırı Cavit Bey, Nazım Bey, Milletvekili Hilmi Bey, Nail Bey, Abdülkadir Bey, Süvari Fethi Gürcan, Albay Talat Aydemir, Deniz Gezmiş arkadaşlar, Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Necdet Adalı, Mustafa Tehlimanoğlu, Erdal Eren, Fikri Arıkan, Erdoğan Kavaklı, Ali Bülent Orkan,
bu gördüğünüz aletle idam edilmiş. Arkadaşlar gezimiz bu kadardı. İçeride kapanışa denk geldiğimiz için 3-4 tane koğuş gezebildik. Ben onların hissettiklerini şu an çok fazla hissettim. Size de hissettirmeye çalıştım aslında ama gelip birebir burada neler yaşadıklarını o yazılarından okuyup anlayıp hissedebilirsiniz. Hepinize tavsiye ediyorum Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni gezmenizi. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.